Küçük tansiyon, büyük tansiyon, kısaca çok detaya girmeden size aktarmak istiyorum. Kalpteki aort kapağı açılıyor, kan fırlatılıyor ve büyük tansiyon oluşuyor. Aort kapağı kapanıyor ve geride kalan kan basıncı da küçük tansiyon oluşturuyor. Kabaca burada %10'a 70 olarak belirleyebiliriz. Dakikada atan kalp hızımız ve her atımdaki kan hacmi 70 çarpı 70 olarak kabul edilirse yaklaşık dakikada 5 litre kadar kan atıyor kalbimiz. Çok sıkı çalışıyor. İşte sistolik yani büyük tansiyon çok büyük oranda bu atım hacmi ve kardiyak gibiye bağlı. Atım hacmi vücuttaki sıvı kan miktarına bağlı. Yani vücuda gelen kan kalbe taşınıyor. Kalbe gelen kan miktarı büyük tansiyonu oluşturuyor. İşte bu yüzdendir ki bazı ilaçlarımız var. Bu ilaçlarımız ne yapıyor? İdrar söktürücüler. Ve bu idrar söktürücüler tanıdığınız, bildiğiniz ilaçlar, Lasix'ler, Deser'ler, Aldaktonlar, Coversil Plus mesela. Plus demek o ilaca bir de idrar söktürücü eklenmiş demek. Böylelikle vücuttaki kan miktarını bir miktar azaltarak büyük tansiyonumuzu düşürmeye çalışıyoruz. Küçük tansiyon ise nasıl oluşuyordu? Kalp kapağı kapandıktan sonra damarlarda oluşan tansiyondu. Yani atımı bitirdik, ondan sonra kapak kapandı, geride kalan basınç küçük tansiyon. İşte bunu açıklayacak güzel bir şeklimiz var. Bakın bir taraftan kalbi dolduruyoruz, bir taraftan boşaltıyoruz ama boşaltırken önümüzde bir mengene var. İşte bu damarlardaki direnç. Bu direnç bizim küçük tansiyonumuzu yükseltiyor. Bu direnç ne kadar fazlaysa tansiyon o kadar yüksek. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Bu damardaki direnci azaltmamız lazım. Azaltmak için damarları gevşetmemiz gerekiyor ki direnç azalsın. Genişletmemiz gerekiyor. İşte Kapril, Coversil, Codivan, Diltizem, Tarka bütün bunların hepsi damarları genişleten ilaçlar. Hipertansiyon 18 yaşın üzerinde 129. %85'i ise nedeni bilinmiyor. En büyük sıkıntı da kalbin bu yüksek basınç üzerinde çalışarak giderek yorulması ve kalp yetmezliğine sebep olması. İşte asıl sorun burada yatıyor. Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.